Sen odaya çık. Külfem Hatun bebeğin yanında zaten. Lafımı ikiletme bana. Sultanım. Oğlum nasıl Mehmet'im? Bütün gün gözümde tüttü. O kadın kim? Anlamadım. Ağ köşkünde görüştüğün kadını soruyorum. Siz nasıl... İbrahim cevap ver bana. Kim o kadın? Sultanım düşündüğünüz gibi bir şey değil. Demek doğru. Av köşkünde bir kadın var. Ve sen oraya gidip geliyorsun. Öyle mi? Evet, doğru. İbrahim nasıl? Sultan. Dokunma bana! Yapmayın sultanım. Düşündüğünüz gibi bir şey değil. Ne o zaman? Söyle. Kim o kadın? Lakin her şeyi ben size anlatamam. Vazifem gereği. Devlete aliyenin yararı için. İbrahim sen kimden neyi saklıyorsun? Senin vazifen benim aileme hizmet etmek. Devleti aliye benim. Unutma ki beni kaybedersen çok kıymetli vazifelerini de kaybedersin. Sana duyduğum aşkın, saadetin karşılığı bu mu olacaktı? Ben burada oğlunuz için acı çekerken sen başka bir kadınla gönlümü eğlendiriyordun. Sultanım istirham ederim, daha sonradan pişmanlık duyacağınız sözler sarf etmeyin. Asıl pişmanlığım sen olmayasın İbrahim. Neler duyuyorum. Gözümün sizden başkasını görebileceğine nasıl inandınız? Beni size aldatmakla nasıl suçlarsınız sultanım? Konuş o zaman. Anlat. Her şeyi bilmek istiyorum. Ne yapıyorsun burada? Ne oluyor? Vallahi bilmiyorum. Ben de sesler duyup geldim. Malum sultanımızın asabı bozuk bu aralar. Başımız da geç geldi, ona kızdı galiba. Durma burada, bana yardım et. Yukarı çık hadi. Dinleyin o zaman. Bahsettiğiniz kişi korsanlar tarafından kaçırılmış bir prensestir. Avusturya Kralı Ferdinand'ın kuzeniyle nişanlı. Kendisini hünkârımızın emriyle satın alıp av köşküne yerleştirdim. Ziyaret etmek, durumuyla alakadar olmak benim vazifem. Eğer bana inancınız, güveniniz yoksa hünkârıma sorabilirsiniz. O anlattıklarımı doğrulayacaktır. Şimdi izin verirseniz sultanım oğlumu görmek istiyorum.
İbrahim affet beni. Çok utanıyorum. Hürrem Av Köşkü'nü o kadını görmeye gittiğini söyleyince dünya mal düstü oldu. Size söylemem gereken mühim bir mevzu var. Behram Paşa'dan haber geldi. Anadolu'daki isyanın önü alınamıyormuş. Hünkârım isyanı bastırmak için beni görevlendirdi. Hani Ayaz Paşa gidecekti. Hünkârımız böyle uygun gördü. Bunu bana nasıl yapar? Gebeliğim sana hasret duyarak geçti. Oğlumuzu sensiz büyütmeyi beni nasıl mahkum eder? Telaşlanmayın Sultan. Tez zamanda sağ salim geri geleceğim.